Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, Dalaman ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürdü. Dalaman ilçe başkanlığında vatandaşlara hitap eden Ayaydın, 2 aya yakın bir süredir sahada olduğunu, gittiği her yerde büyük bir teveccüh gördüğünü söyledi. Muğla'yı gerçek belediyecilikle tanıştırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Ayaydın şöyle konuştu. Emin olun, zafer yakındır. 1 Nisan bizim zafer günümüz olacaktır. Onun için özellikle bayan arkadaşlarından, kadın kollarından ve gençlik kollarından rica ediyorum. Son gün, son saate kadar girmediğiniz el kalmayacak, sıkmadığınız el kalmaması. Bütün sivil toplum örgütlerini tek tek bir kez, iki kez, üç kez, dört kez dolaşmaya devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kente hiçbir hizmet götürmediğini belirten Ayaydın, dün bölgede etkili olan yağış nedeniyle kentin su altında kaldığını kaydetti. Muğla'nın önemli bir turizm kenti olduğunu ifade eden Ayaydın şunları söyledi. Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Ortaca, her taraf sular altında kaldı. Hepimiz biliyoruz ki Muğla bu bölgede en çok yağış alan bir bölgedir. Altyapıyı buna göre yapmamız lazım. Ama bunlar ne altyapıdan alınıyorlar, ne projeden alınıyorlar, ne işten alınıyorlar. 25 yıldır buralarda belediye yönetiyorlar. Emin olun, 25 yılda hiçbir şey yapmadan sadece laf üretiyorlar. Onlar laf üretir, biz iş üretiyoruz. Seçim çalışmaları boyunca rakip adayların hiçbir projesini göremediklerini aktaran Ayaydın, kendisinin ise 68 projeyi 5 yılda tamamlamayı vaat ettiğini kaydetti. Rakip adayların proje üretmek yerine Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden siyaset yapmaya çalıştığını anlatan Ayaydın, sözlerini şöyle sürdürdü. Bunlar projeleri olmadığı için ne yapıyorlar? Atatürk'ümüzü ve Cumhuriyet'imizi arkasına sığınıyorlar. Ve Muhammed kardeşim onlardan çok daha fazla Atatürk'üyüz, çok daha fazla Cumhuriyet'in temel değerlerine sahibiz. Ama biz hiçbir zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin arkasına ve Cumhuriyet'imizin isminin arkasına sığınmıyoruz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği vatanını en çok seven, görevini en iyi yapan kişinin sözünü yapıyoruz. Biz onun söylediklerini yapıyoruz. Onun yoluna gidiyoruz. Bir yağmur yağdı, her tarafı sel aldı. Evlere sular girdi. Caddeler sanki denizmiş gibi arabalar suyun içerisinde kaldı. Göreve geldiğinde Muğla'nın bütün ilçelerinde altyapı çalışmalarına yoğunlaşacağını belirten Ayaydın, yağmur yağdığında kimsenin mağdur olmayacağını bildirdi. Hazırladıkları projelerle Muğla ve ilçelerinin altyapı ve imar sorunlarını halledeceklerini anlatan Ayaydın şunları kaydetti. Bodrumlar gördü, Fethiye'ler gördü, Marmaris'ler gördü, Dalaman'lar gördü. Bir yağmur yağınca bu şehirlerimizin, bu güzel kentlerimizin nasıl yağmura teslim olduğunu hepimiz dün akşam televizyonlarda seyrettik. Yakışır mı? Keşke dün akşam televizyonların haber bültenlerinde bu yağan yağmurlardan Muğla'mızın hiçbir ilçesini etkilemediği haberini izlemiş olsaydık. Ama ne yazık ki bütün ilçelerimiz dün altyapı yoksulluğundan, kanalizasyonların yapılmamış olmasından sene teslim oldu. Şehir dün sene teslim olmuştu.
Ayaydın'a programda Dalaman Belediye Başkanı Muhammed Karakuş, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ile partililer eşlik etti.